Herkese selamlar dostlar. Uzun zaman oldu böyle bir giriş yapmayalı. Bir ayın ardından şöyle bir giriş yapalım. Öncelikle ekrana gelsin. Dostlar ben geldim. Hayırlı olsun. Askerlik dönemi bitti. Attı. Bu benim için bir gelecek için de bir engeldi. Bir aylık dönem olarak yaptık. Atlattık. Askerden geldik. Artık yine ben devam edeceğim videolara. Bilginiz olsun. Sesim biraz kötü. Askerde gidenleriniz mutlaka vardır. Yani hasta olmadan çıkılmıyor. 4 kere hasta oldum sanırım. Oluyor, atlatıyorsun. oluyor, atlatıyorsun. Şimdi size helikopterden helikoptere atladığım anıları anlatırdım da. Zaman yok. Yavaş yavaş anlatırım arkadaşlar. 9 tane maçım var bu arada. Geçtim. Temmuz ayı için arkadaşlar katı telegram gruplarımız bu akşam yenilenecek. Ya, bu video yayınlanacak. Ondan sonra 7-8 saat sonra zaten gruplarımız yenilenecek. Onun da bilgisini vereyim. Zaten bülten dar. Ona göre şimdi Norveç, İsveç, U21 maçları falan bunları yavaştan takip edip canlısını yapacağız. Maç önü kuponlarını yapacağız. Ve yazılarını şeklini yazılarını yazıyorum zaten. Bilginize Temmuz ayı için katı Telegram gruplarımız inilendi. iki adet maç skor yarışmamız var. Bir tanesi 1 Haziran'a, diğeri de 2 Haziran'a. Pardon 1 Temmuz'a, diğeri de 2 Temmuz'a. 1 Temmuz'dan Malmö Sirius mücadelesi. Sizce maç skoru ne olur? Diğer maçımızda 2, 2 Temmuz'dan Bodo ile Molde maç skoru ne olur sizlere sorduk. Bilen iki arkadaşımızı katı telegram gruplarımıza alalım. E, Temmuz ayı boyunca alacağımız için o yüzden bir aylık süreç var zaten önünde. Onun için yazabilirsiniz. E, şöyle bir şey de söyleyeyim. Yani skor bilen arkadaşlarımız veya herhangi bir soru ve görüş ve önerisi olan arkadaşlarımız da herkes açık telegram kanalımız zaten var. Oraya girebilirsiniz. Ayrıca iletişim Instagram iletişimden doğrudan benimle iletişime de geçebilirler. Bilginize Kangal Bey olaraktan da benimle doğrudan da iletişim kurabilirsiniz. Dilerseniz maçlara geçelim. Toplamda 9 adet mücadelemiz vardı. Sizlerden ricam videoyu atsan like'lardır. Şöyle artı 300 seviyesine çıkabilir miyiz bilmiyorum. Uzun zamandır da video çekmiyorum. Artı 300 seviyesine bir like ve yorumlarınızı da bekliyorum dostlar. İlk mücadelemiz AX Sol'la mücadelesi. Şimdi ben bu takıma baktım da. Geçen sezon böyle bir takım değildi. Bu sezon puan durumuna baktığımız zaman da altlara oynuyormuş. Yani oynadığı 12 maçtan 7'sinden mağlup olan bir tane galibiyet var. Geçen sezon oranlar takımda da değişiklikler olmuş. Hatta şöyle söyleyeyim. Daha iyi başlayan ev sahibi var. Ona rağmen Ayık Solna'nın bir potansiyeli olduğunu iddiada görüyor zaten. Bu maçta bile deplasmanda da olsa bir favori gösterilmiş. Bu maçta ne olur bilmiyorum ben. Yani kim kazanır kim kaybeder o açıkçası ona girmek istemiyorum. Olası bir birbirlik skor beklentisi zaten Öyle bir skor beklentisi var bu mücadelenin. Fakat ben şöyle bir düşüncem var. Bu mücadelede herhangi bir ideale bulaşmadan alacaksak yüksek orandan değerlendirelim diyorum. Mücadele genelinde toplam gol aralığı olaraktan da 2-3 gol 1.76 gibi oranı var. Dediğim gibi 1-1 olabilir. Olası bir sürpriz yapıp Ajax onla iddia açısından favori gösterilmiş de ne zamandır doğru düzgün yani oynadığı 12 maçta bir galibiyeti var takımın. Ondan dolayı bir galibiyet bile gelebilir 2-0-2-1 ayarında. 2-3 gol bu maça çok ideal bir tercih olacaktır. Malmö ile Sirius mücadelesi. Malmö'nün herhangi bir oranı yok fakat çok güzel bir ideal bir oranın var bu mücadele. 1-30 bandında. Malmö'nün zaten ev sahibinde oynadığı maçlara baktığımız zaman da 6 maçta 18 golü var. Maç başı 3 ortalamayla oynuyor şu an kendi evinde. Ki zaten Malmö'nün oyunu ki yani şunu da biliyorsunuz son dönemlerde Son yıllarda diyeyim hatta bu bayağı bir yıl. Şampiyonlar liginde de Juventus'lar, Chelsea'ler bu takımlarla maç yaptı. İyi de performanslar gösterdi Malmo takımı. Kalitesi var ki zaten İsveç futbolu biraz daha hızlı oynanan bir futbol olmasından kaynaklı. Malmo'nun burada golleri beklenebilir. İlk yarıdan atacak olan Malmo'nun bir golü bir 30 arkadaşlar. Bu maçın ideal tercihidir ki gelme ihtimali bence yüksek. İlk yarıdan bir Malmo golü değerlendirilebilir. Onun dışında 1.56 gibi oranlardan da mücadeleyle hem 3 gol, Sirius'ta gol bulabilir bu arada. Hem 3 gol olmasını hem de bir Malmö galibiyeti gelirse bunun da oranı 1.56. Bu da ekstradan bir biraz daha yüksek orandan tercihimiz olsun. Valerenga ile Viking karşılaşması. Valerenga da son mücadelesinde gol bulamadı. Ondan önce de kendi evinde oynadı, tekrardan kendi evinde oynayacak ki favori gösterilmiş bu mücadelede. E ee, hızlı bir futbol oynanması bekleniyor açıkçası. Son yenildiği maçta bile iyi bir futbol sergileyen bir Valerenga vardı ki o bence son futbolunun özetini izledim ben. O son futboluna e, oranla bu oran açılmış, favori gösterilmiş. Çünkü Viking takımı bence Valerenga'ya göre kadro kalitesi olarak daha iyi bir takım. İncelediğinizde göreceksiniz sizler de. Ben keyifli bir mücadele bekliyorum. İdealden aldım bu mücadeleyi. iki takımın atacağı goller KG var olarak değerlendirdim. 1.34 gibi orandan değerlendirdim. Değerlendirecekler bol şanslar. İspanya U21 ile İsviçre U21. Geçen maçları geldiğim gün askerden geldiğim gün bu U21 maçları vardı. Yazılar yazdım takip de ettim açıkçası. İspanya'nın oyunu şu arkadaşlar. U15'i, U17'si, U21'i İspanya A takımı hiç fark etmez. Top çevirme oyunu bu mentaliteyle oynadıkları için mücadelelerde genelde hakim ol, topa hakim olan taraf İspanya oluyor bildiğiniz üzere. Yıllardır böyle ki bu futbolu sürdürüyorlar. Hala öyle. Ben burada bir İspanya galibiyeti zaten bekliyorum. Ve İspanya skoru aldıktan sonra 2-0-3-0 bandında bir maç bekliyorum. Bakın skor beklentim 2-0-3-0 ayarında bir mücadele. 4.5 altında bir yaparsak oran kaç oluyor? 1.48. Tertemiz oran. Yani yarın değerlendirilebilecek maçlardan biri olduğunu düşünüyorum. Yarın güzel de kombinler yapacağız katıl Telegram grubunda da bakalım. Güzel maçlar değerlendirmenizi öneririm. Ayın ikisine geçiyorum. İkisinde de 5 adet mücadelem var. Videoya yeni geldiyseniz like'larınızı bekliyorum. İlk mücadele Nor Shopping ile Hacken mücadelesi. Ee, bu mücadeleyi şöyle bir değerlendirme altına aldım. Ya Hacken zaten şu an ligin en iyi oynayan takımlarından bir tanesi ki zaten Ersbo, Hacken, Malmö bunlar zirveye oynuyor. Son maçında şöyle göstereyim sizlere. 2022 23 yapalım şuradan. Son maçında da kazanmasını bildi bir kupa mücadelesi vardı orada sanırım kaybetti. E, kendi evinde hiç durmadan gol atabilen bir takım. Dep Basman'da oynayacaklar. Burada North Shopping ne kadar açılacak ve ne kadar istekli olacak. Onlar da bir kötü gidişatta. Bir sürprize imza atabilecekler mi? O önemli. maça güvenim çok fazla yüksek değil açıkçası. Pazar günü olması kaynaklı. Mücadele genelinde ben 2.5 üst olarak aldım. Yani 2-1 belki 2-2 Bilmiyorum ev sahibi atar mı? Ki atması lazım. Üste gitmesi için atması lazım. Ben olası burada bir sürprizden de kaçmak istiyorum. Mücadele genelinde gollü bir maç da geçebilir diye düşündüğümden kaynaklı. Bu mücadeleyi benim tercihim 2.5 üst 1.41 gibi orandan değerlendirecekler. Bol şanslar. Brand'la Hamkan mücadelesi. da son 2-3 sezondur iyi oynamaya başladı. Ondan önce küme düşme playoffları oynuyordu Bran takımı. Yani yaz sezonları da hep sürekli iddia oynadığımız için veya iddia videoları sürekli çektiğimiz için takımların özgeçmişine daha az çok hakimiz açıkçası. Burada basmanı zaten 8.46 gibi oran açmışlar. Burada deplasman gol atar mı atamaz veya buran kaç tane atar. Ben ona takıldım biraz. Mücadele genelinde bir 3-0 ayranında bir maç geçebilir diye düşünüyorum. Ben hatta biraz daha galip biraz daha risk almak istiyorum. Buranın zaten galibiyeti muhtemeldir. Ben burada 4.5 altında yani 5 0lık yani 5 gol beklemiyorum mücadeleden. Skor beklentimde 3 0lık bir Buran galibiyeti. Hatta bir tane daha olsun diyelim. 4 olsun ama 5 gol olmasın. 4.5 altında bir yaparsanız da 1.57 gibi orandan değerlendirme altına almış olursunuz. Gayet güzel ve ideal bir karşılaşma olduğunu da düşünüyorum. Diğer mücadelem İngiltere ile Portekiz. Oyun bir karşılaşması. İngiltere'nin kadro kalitesine baktım ben. Geçen mücadelesini değerlendirdim. Dedim ya askerden geldiğim gün inceledim ve değerlendirdim. Basın açıklamalarına bile baktım. Hatta şöyle söyleyeyim. Grup aşamasında 3 maç oynadım. Ve bu maçlardan hiçbirinde gol yemedi. Bu Almanya maçını ben takip etme şansım oldu kadroya bakalım. Bakın. Şu Palmer zaten biliyorsunuz. Elliot aynı şekilde. Maduike aynı şekilde. Ramsey aynı şekilde. Bu isimler Premier Lig'de aktif olarak zaten top koşturan isimler. Yani bu tür karşıdaki takıma baktığımız zaman da onlarda da aynı şekilde Fabio Silva falan bunlar da oynuyor. Fakat kalite anlamında İngiliz futbolu bence burada Portekiz'e üstün kaçar gibi geliyor. Şunu da söyleyeyim. Tek maç çeyrek final oynanacak. Tek maç üzerinden oynanacak. O yüzden burada ben İngiltere'nin galibiyetini bekliyorum açıkçası. Oran da güzelken doğrudan 1.63 gibi orandan İngiltere galibiyetini bekliyorum. Portekiz'in kadrosuna göre daha kaliteli bir kadro ve üst seviyede oyunculara sahip olduğu için ve oyunu da kaynaklı. Oynadı, oynadığı 3 maçta da daha gol yemeyen bir İngiltere takımı da var. Portekiz kısmen dediğim gibi. Burada ben burada doğrudan bir İngiltere'nin kaliteli oyuncularına dayanaraktan da Matsuni 1'i değerlendirmesini öneriyorum. Bodo Glimp ile Molde karşılaşması. Burada da ben Bodo tarafında olacağım. Molde de aynı şekilde şöyle ligin genel durumuna baktığımız zaman da Molde'nin oyunu belli. Bodo'nun oyunu kaynaklı belli zaten. Ben burada Bodo tarafında olacağım belirteyim. Ben burada ideale gittim. E, KG Vara gitmedim açıkçası. Ben Bodo tarafında olduğumu söyledim. Bodo'nun atacağı iki gol baskın oyunuyla birlikte oynayacaktır. 1.39 gibi ideal bir oranı var. Son mücadelesinde Bodo mağlup oldu. Onu da belirteyim. Ligde oynadığı son karşılaşmada Mağlup olan bir Bodo takımı vardı. Burada kendi evinde Molde'ye karşı galip gelmesini bekliyorum. Galip gelmesinden kaynaklı. Kendi evinde atacağı 2 golü bekliyorum. Hatta şunu da önerebilirim sizlere. İlk yerden atacak bir go Bodo golü de 1.43. İkisi de ideal. Ben ikisinin de gelmesini bekliyorum. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Fransa ile Ukrayna. U21 Ukrayna U21. Ukrayna'nın kadrosunda aslında çok bilindik bir oyuncular yok. Baktım ben. Özellikle hepsini inceledim. Geçen maçta dediğim gibi inceledim. Fransa'yı da geçen maç inceledim. Dedim ya askerden geldim. Tekrardan söylüyorum. Askerden gelince ilk işim bunlara bakmak oldu. Yazılar yazdım hatta katı telegram gruplarında. Fransa'nın kadrosu çok kaliteli. Burada ben doğrudan bir çeyrek final olması kaynaklı. Ukrayna'nın bilinmediği oyuncularına rağmen iyi futbol var Ukrayna'da. Fakat o iyi futbol Fransa'da da var. O yüzden Fransa'nın da burada doğrudan galibiyetini bekliyorum. Fransa'nın da doğrudan galip gelmesi benim için önemli. Dostlar 9 tane maçım vardı. Artık bu şekilde devam etmeye devam edeceğiz. Temmuz ayından sonra Ağustos'ta zaten ligler var. Bir ay böyle ondan sonra zaten duruma göre vitesi attıracağız. Sizler de biliyorsunuz her sezon olduğu gibi. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bol şanslar.